Sarkasmi bir kelime anlam olarak rahim ağzından sürüntü şeklinde örnek alınması demektir. Bu testin asıl amacı rahim ağzı kanserinin erken tanısını koyabilmektir. Bugünkü bilgilerimize göre rahim ağzı kanseri kanser öncüsü lezyon dediğimiz bir takım hücresel değişikliklerden ve 10 ila 15 yıllık bir süreçten sonra gelişmektedir. Sürenin bu kadar uzun olması, kanser öncüsü lezyonların iyi tanımlanmış tarama, tanı ve tedavi protokollerinin varlığı nedeniyle bugün için rahim ağzı kanseri artık önlenebilir kanserler grubunda kabul edilmektedir. Simir taramasında patolojik bir sonucu çıkan hastada raporlama dili ASKUS, ASKE, LISL, HISL gibi kısaltmalarla ifade edilir. Bunlar sitopatolojide kullanılan terimlerdir ve rahim ağzında bir takım hücresel değişikliklerin olduğunu işaret etmektedir. Ancak bilinmelidir ki simirde anormal bir sonuç, bir patoloji çıktığında bir problem olduğuna işaret eder ancak ve ancak burada hücresel seviyede ne tarz bir değişik olduğunu kesin kanıtı için biyopsi gereklidir. Yani simir yapıldığı zaman ortaya çıkan sonuçla bizim daha sonraki basamaklar, ileri tetkik dediğimiz kolposkopi ve kolposkopi eşliğinde biyopsi gibi tetkikleri yapmamız gerektiğini yönlendirici bir testtir. Simir tarama testi olarak ve kullandığımız yaygın toplum grubunda hasta grubunu rutin tarama programından ayırt etmek için kullanılır. Kısaca ifade edecek olursak, rahim ağzı kanserinin öncül lezyonlarının erken tanısı için yapılan bir tarama testidir ve standart programda rutin taramada izlenecek hasta grubunu ileri tetkik ya da tedavi yapılacak gruptan ayırmak için yapılan bir tarama testidir.